Tüm birlikler. Rahat. Hazır ol. Sağ. Bak. Selam. Dur. Dikkat. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla programımızı onurlandırmıştır. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatlarına motosiklet alım töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi sizleri aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu kürsüye davet ediyorum. Tören rahat. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli bu ülkemizin, aziz milletimizin güvenliği için büyük bir özveriyle mesai yapan emniyet ve jandarma teşkilatımızın değerli personeli, kıymetli basın mensupları, emniyet ve jandarmamıza 200 yeni motosiklet alımı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyor. Başta zatı devletleriniz olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanlığı olarak bir yandan terör, uyuşturucu ve trafik kazalarıyla mücadele ederken diğer yandan da şehirlerimizin güvenliği ve asayişin temini noktasında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu maksatla tensipleriniz ve 276 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başlatılmış olup şu ana kadar birçoğunun atama işlemleri gerçekleştirilmiş, 250'ye yakınında atama işlemleri devam etmektedir. Bu illerimizde 629 bekçi atamasını ve ifade etmediğim ki önümüzde 7000 atamamız daha var. Dün akşam yine talimatlarınız çerçevesinde geceleri şehirlerimizin emin olmasını sağlayabilmek ve kendi geleneğimiz, göreneğimiz, sokaklarımızın alışık olduğu ve milletimizin alışık olduğu
bekçilerle buluşabilmesini temin etmek için bu akşamki, bu sabahki kararnamede 7500 bekçi daha ihdas edilmiş ve toplam inşallah 20.000 bekçiyle birlikte Türkiye'nin her noktasında, özellikle büyük şehirlerimiz olmak üzere bir büyük anlayışı gerçekleştireceğimizi burada ifade etmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi motosikletli polis ve jandarma timlerimiz şehirlerimizde huzur ve asayişin temininde çok önemli başarılara imza atmaktadır. Bugün hizmete alacağımız 200 araçla inşallah bu başarıları daha da ileriye taşıyacağımızı, milletimizi güven içerisinde yarınlara baktıracağımızı ve ayrıca 2017 yılı sonuna kadar 200 yeni motosikletin daha alımıyla ilgili işlemlerin sürdüğünü ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sadece polisimizin değil, aynı zamanda millileştirme projesiyle birlikte, bir taraftan insansız hava uçaklarımızla birlikte terörizme, Türkiye'de teröristlerin ortaya koymuş olduğu o ülkemizi sıkıntıya sokmaya çalışan anlayışa karşı da talimatlarınız, ortaya koymuş olduğunuz o öngörüyle birlikte bu büyük mücadeleye katkı olduğunu huzurunuzda ifade etmek isterim. Türkiye polis araçlarının günlük benzin istihkakının 1-2 litre olduğu, biraz önce İstanbul Emniyet Müdürümüzle konuştuğumuz, bazen vatandaşımızdan da borç benzin alındığı günlerden, Allah'ımıza şükürler olsun ki suçlunun peşine gidilemediği günlerden, şükürler olsun ki bugün teknolojinin son ürünü olan motosikletleri ve en gelişmiş cihazları alıp kullanabildiği günlere gelmiştir. Sadece bunlar değil, yaka kameralarıyla beraber trafikte o güveni hissettiren, vatandaşla münasebeti hissettiren ve teknolojiyi en üst noktada kullanabilen bir teşkilata mensubuz. Ülkemize kazandırdığınız istikrar ve özgüven bana göre bu gelişim sürecinin en temel taşıdır. Bunun için zatı devletlerinize, ülkem ve milletim adına tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bundan sonra da tensiplerinizle ve desteğinizle vatandaşlarımızın güvenliği, huzur ve asayişinin temini noktasında ülkemize dünya standartlarının üzerinde taşıyacağımıza inanıyoruz. 10 günlük bir bayram tatili bu akşam itibariyle başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, geçen yılların 2 katı güvenlik teşkilatımızla, jandarmamız, polisimizle bayramda milletimizin rahat edebilmesi, bir yerden bir yere ulaşabilmesi ve güvenli bir şekilde gidebilmesini temin etmek için bayramda milletimiz bayram yapacak. Allah nasip ederse biz de bütün bayram boyunca tüm arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Yollarda, şehirlerde ve bizi bekledikleri ve görme istedikleri her noktada burada polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve korucularımızla beraber milletimizin emrinde olacağız. Ve tüm mahalli idarelerimiz, tüm valiliklerimiz, kaymakamlarımız, sivil toplum örgütlerimizle beraber bu bayramda bir kampanya başlattık. Başlattığımız kampanya frene değil, kurallara güven. Yani hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde gidilen yollarda maalesef ifade etmek isterim ki acı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Dün zat halinize de arz ettim. Hastaneye trafik kazası münasebetiyle vatandaşlarımızı ziyarete gittiğimizde 4 aylık bir çocuğun arkada emniyet kemeri ve kendi koltuğu bağlı olduğu için hayatta kaldığını ve emniyet kemeri vasıtasıyla bugün hayata tutunduğunu gördük. İnşallah bu bayramda da kazalarımızın az olduğu, güvenliğimizin yüksek olduğu bir bayramı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Tekrar bu törene katıldığınız için, onur verdiğiniz için buradaki mesai arkadaşlarım, şu motosikletleriyle beraber güvenli ve vatandaşımızın da güvenini tesis edecek arkadaşlarım adına minnetlerim ve şükranlarımı ifade ediyor, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere
Törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet ve jandarma teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizleri bu anlamlı günde en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile Jandarma Genel Komutanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere tedarik edilen 200 motosikletimizin bu kurumlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yıl sonu itibariyle bu 200 motosiklete 200 adet motosiklet daha ilave edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde atamaları yapılarak görevlerine başlayan 520 bekçimize de vazifelerinde başarılar temenni ediyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın tüm mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ülke içindeki terörle mücadele operasyonlarında son 2 yılda verdiğimiz 988 polis, asker ve güvenlik korucusu şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar, milletimize sabırlar temenni ediyorum. Aynı dönemde yaralanarak gazilik unvanına nail olan 5034 polis, asker ve güvenlik korucumuza da milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde komadık. Teröristlere misliyle cevabını verdik, veriyoruz. Ve inlerine girdik, giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız. Ve Allah'ın izniyle de kazıyacağız. Çünkü bu milletin huzurunu, bu milletin özellikle gururunu çiğnemeye, yok etmeye kimsenin hakkı yok. Ve bu ülkeye bölmeye de kimsenin hakkı yok. Onun için şu ilkelerden asla taviz veremeyiz. O da nedir? Tek millettir, tek bayraktır, tek vatandır, tek devlettir. Bu 4 tane unsur bizim için hayatidir. Asla bunlardan taviz vermeyeceğiz. Ne bu noktada milletimizi böldürtürüz, ne bayrağımıza eş paçavralar üretmeye çalışanlara imkan veririz, ne vatanımızı böldürtürüz, ne de devlet içinde devlet kurmaya müsaade ederiz. Onun için kararlıyız, azimliyiz ve bize, çocuklarımıza daha huzurlu bir ülke bırakmak için fedakarca çalışan asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlar gibi alanlarda suçlulara göz açtırmayan güvenlik güçlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Dün yapmış olduğumuz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda özellikle narkotikle alakalı olmak üzere esrar, eroin, kaptagon gibi bu tür uyuşturucuların üzerinde çok daha kararlı bir şekilde durduk ve bugün yayınlanan kanun hükmünde kararname ile de bildiğiniz gibi bu kanun hükmünde kararnamenin içerisinde uyuşturucu ile alakalı çok daha ağırlaştırılmış cezai müeyyideler getirilmiş bulunuyor. Bunlar caydırıcıdır ve bunların üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz. Eczanelere varıncaya kadar gideceğiz.
Bunun dışında bu tür kaptagon vesaire, bunların satıldığı yerlerin araştırılması, bunlarla ilgili bütün istihbarat çalışmalarının yapılması noktasında da kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bugün teslimini yaptığımız motosikletlerin emniyet ve jandarma teşkilatımızın suçlularla mücadelesine, milletimizin kendini güvende hissetmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin, mahallemizdeki en önemli figürlerinden olan bekçilik sisteminin yeniden ihya edilmesinden memnuniyet duyuyorum. 20 bin gibi rakam tabii ki şimdiliktir. Bunu ihtiyaçla daha da geliştireceğiz, daha da artıracağız. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyette olsun, huzur içinde olsun. Göreve başlayan bekçilerimizden mahalle halkıyla en güzel şekilde bütünleşerek devletimizin oradaki gözü, kulağı, sesi, huzur ve güven kaynağı olmalarını bekliyorum. Değerli arkadaşlar, sokaklarımızda, mahallelerimizde gördüğümüz her polisimiz ve jandarmamız ile onların alameti farikası olan bu tür araçlar vatandaşlarımızın kalbine güven, suçluların yüreğine korku salmaktadır, korku salacaktır. Güvenlik kuvvetlerimizin gücü, sahip oldukları yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade milletimizin vicdanında edindiğiniz yer kadardır. Şayet milletimiz güvenlik kuvvetlerimize ve onların sorumluluklarına sahip çıkarsa az gayretle çok netice elde edilir. Tam tersi olursa, yani milletimizle güvenlik kuvvetlerimiz arasında böyle güçlü bir ilişki tesis edilemezse, ne kadar çok gayret sarf edersek edelim arzu ettiğimiz neticeye ulaşamayız. Ülkemizin geçtiği şu kritik dönemde terörle mücadelede olduğu gibi asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar gibi güvenlik konularında da polisimizi ve jandarmamızı milletimizle bütünleştirmeliyiz. İşte o zaman sokakların tüm suçlulardan kısa bir sürede temizlendiğini göreceğimize inanıyorum. Özellikle okulların açılması sürecine giriyoruz. Üniversiteler, orta öğretim, okullarımızın çevresinde uyuşturucu noktasında faaliyet gösteren bütün bu soytarılara, bu alçaklara, bu millet düşmanlarına karşı ben güvenlik güçlerimizin ciddi operasyonlarla bunları toparlayıp adalete teslim edeceğine inanıyorum. Çünkü bunlar yavrularımızın katili, çocuklarımızın katili. Bunlara karşı inanıyorum ki sizler bu hassasiyeti göstereceksiniz. Özellikle son dönemde çok sık şikayetle karşılaştığımız uyuşturucu satıcıları ve organize suç örgütleriyle mücadele konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızdan çok daha büyük bir gayret bekliyorum. Şayet bir yerde suç oranı yükselmişse iki ihtimal vardır. Birinci ihtimal, suçların takibini yapmakla görevli güvenlik kuvvetlerimizden bazıları onlarla işbirliği içindedir. Bu durumda hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz misali zaten beyhude bir mücadele veriliyor. Yapılması gereken önce içerinin temizlenmesidir. İkinci ihtimal, güvenlik kuvvetlerimizin sayı, teçhizat ve istihbarat yönünden zayıflığı söz konusudur. Bu sorunun çözümü hepimizin görevidir. FETÖ'nün ülkemize verdiği en büyük zararlardan biri de polis ve jandarma teşkilatlarımızda yol açtığı zafiyettir. Hem personel yönünden hem de fiziki ve hukuki altyapı bakımından bu eksikleri süratle gideriyoruz. Bugün hizmete aldığımız 200 motosiklet de bu yönde atılmış bir adımdır. Bir kez daha bu araçların emniyet
ve jandarma teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aynı şekilde göreve başlayan 520 bekçimize başarılar diliyorum. Kuruluşundan bugüne emniyet ve jandarma teşkilatlarımızda görev yapmış herkesi saygıyla yad ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzurlu geleceği için gece gündüz fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyorum. Rabbimden hepsini de her türlü beladan, saldırıdan, musibetten, ihanetten, iftiradan korumasını diliyorum. Bu noktada bu araçların ve özellikle yeni personelimizin teşkilatlarımıza kazandırılmasında emeği geçenlere başta İçişleri Bakanım olmak üzere gönülden teşekkür ediyorum. Motosikletleri kullanacak polislerimize ve jandarmalarımıza kazasız, belasız, güvenli vazifeler temenni ediyor ve bu arada inşallah Hastal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. Ve bu yeni emniyet külliyemizde İstanbul Emniyet Teşkilatımız inşallah çok daha verimli, çok daha farklı hizmetlerin verilebileceği bir imkana kavuşacak. Ve burası gerek büyüklüğü itibariyle, gerek ihtiyaca cevap verme noktasında ihtiyaca göre bir projelendirme ile gayet güzel bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak. Buradan tüm halkıma sesleniyorum. Sevgili vatandaşlarım, 10 günlük bir bayram sürecini 30 Ağustos ve Kurban Bayramı'yla bütünleştirerek yaşayacağız. Tabii ki sizler yollarda eğer yolların kuralını bir kenara koyar da duygusallıkla hareket eder ve hız yapma noktasına gelirseniz hem ailelerinizi üzer hem bizi üzersiniz. Biz istiyoruz ki bu yollardan bu trafik kazaları her ne kadar son yıllarda ciddi manada azalmışsa da bu kaza haberlerini duymak istemiyoruz. Ve bayram acıyla değil, mutlulukla kutlansın istiyoruz. Acıyla kutlamak zaten mümkün değil. O yasa dönüşür. Bu bayram inşallah yas olmasın istiyoruz. Mutluluk içerisinde bayramı yaşayalım. Onun için kurallara, özellikle hız kurallarına dikkat etmemizde, uykulu olarak araç kullanmaktan kaçınmayı sürekli olarak tavsiye ettik ediyoruz. Temenni ediyorum bu kurallara uyarak araçlarımızı kullanmak suretiyle bayramı bayram gibi yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. Ve şimdiden ayrıca yarın Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'in evet yeni bir yıl dönümünde Anadolu'nun kapılarının açılışını Sultan Alparslan'ı ordusuyla beraber yad edeceğiz. Bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun diyorum. Ve tüm araçlar ve kadromuz ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve Zatı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilecektir. Hediyelerini takdim etmek üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu sahneye davet ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, günün anısına fotoğraf çekimi olacaktır. Fotoğraf çekiminde yer almak üzere Sayın İstanbul Valimizi, Sayın Emniyet Genel Müdür Vekilimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın İstanbul Emniyet Müdürümüzü, Sayın İl Jandarma Alay Komutanımızı sahneye davet ediyorum. Değerli katılımlarıyla programımızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz.